Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Körperteile, yani vücudun bölümleri. Vücudun bölümlerine geçmeden önce arkadaşlar, artikellerin anlamlarına bakalım. Artikellerin belli başlı uluslararası renk kodları var. Der, daha önceden de değinmiştik buna, maviyle işaretleniyor. Die kırmızıyla, das yeşille, die plural yani çoğullarda sarıyla işaretlenmiş oluyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Der Kopf. Der Kopf arkadaşlar baş demek. Der Hals. Der Hals arkadaşlar boğaz demek. Der Rücken. Der Rücken sırt demek arkadaşlar. Der Bauch. Der Bauch karın demek arkadaşlar. Der Arm. Der Arm kol demek arkadaşlar. Der Finger. Der Finger parmak. Der Mund. Der Mund ağız demek arkadaşlar. Der Zahn. Der Zahn diş. Der Fuß. Der Fuß ayak demek arkadaşlar. Der Po. Der Po kalça. Buraya baktığımızda arkadaşlar die artikeli alan vücudumuzun bölümlerine baktığımızda die Brust. Die Brust arkadaşlar göğüs demek. Die Nase. Die Nase burun demek arkadaşlar. Die Hand. Die Hand el demek arkadaşlar. Das artikeline baktığımızda das Bein. Das Bein bacak demek arkadaşlar. Das Knie. Das Knie diz. Das Auge. Das Auge göz. Das Ohr. Das Ohr kulak demek arkadaşlar. Çoğullara baktığımızda die Arme, die Arme kollar demek arkadaşlar. Die Beine, die Beine bacaklar. Die Augen, die Augen gözler. Die Ohren, die Ohren kulaklar. Die Hände, die Hände eller. Die Finger, die Finger parmaklar. Die Zähne, die Zähne dişler. Die Füße, die Füße ayaklar demek. Evet arkadaşlar, şimdi sağlıkla ilgili sorunu söylemeyi hep birlikte öğrenelim. Was fehlt dir? Neyin var anlamında arkadaşlar? Was fehlt dir? Buraya baktığımızda was fehlt Ihnen? Neyiniz var? Bakın burada bir kibar bir form var. Was fehlt Ihnen? Neyiniz var demiş oluyoruz. Diyelim ki benim başım ağrıyor diyeceğiz arkadaşlar. Mein Kopf tut weh. Başım ağrıyor derken demek ki Mein Kopf tut weh demiş oluyoruz. Ancak bu ağrı kronikse, sürekli devam eden bir baş ağrısı sorunuysa Ich habe Kopfschmerzen demiş oluruz arkadaşlar. Schmerzen ağrı sancı anlamına gelmiş oluyor. Süre gelen baş ağrılarım var diyecek olursak Ich habe Kopfschmerzen demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Bauch, der Bauch karın demekti. Karnım ağrıyor derken arkadaşlar Mein Bauch tut weh demiş oluyoruz. Karnım ağrıyor demek ki Mein Bauch tut weh. Ich habe Bauchschmerzen karın ağrım var. Karnım ağrıyor demek ki Mein Bauch tut weh. Karın ağrım var derken de Ich habe Bauchschmerzen demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar burada çoğul gözlerim acıyor diyecek olursak Meine Augen tun weh demiş oluyoruz. Bakın burada çoğul olduğundan dolayı tun ancak tekil olduğunda tu şeklinde çekimlenmiş oluyor. Demek ki gözlerim acıyor derken Meine Augen tun weh demiş oluyoruz. Göz ağrım var derken burada da bu sefer Schmerzen demek ki ağrı sancı demekti. Augenschmerzen. Ich habe Augenschmerzen demiş oluyoruz. Demek ki Ich habe Augenschmerzen göz sancım, ağrım var anlamına gelmiş oluyor. Buraya da baktığımızda arkadaşlar Der Rücken sırt demekti. Sırtım acıyor derken Mein Rücken tut weh. Demek ki Mein Rücken tut weh. Sırtım acıyor demek. Sırt ağrım var diyecek olursak Ich habe Rückenschmerzen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Was fehlt dir? Was fehlt dir? Was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen? Mein Kopf
tut weh. Mein Kopf tut weh. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Meine Augen tun weh. Meine Augen tun weh. Ich habe Augenschmerzen. Ich habe Augenschmerzen. Mein Rücken tut weh. Mein Rücken tut weh. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde decoupe hatayla, yani vücudumuzun bölümlerini görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.